Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi şöyle bakacak olursak hakikaten de sıra dışı bir saldırı olarak nitelendiriliyor. Gerçekten baktığımızda da anlamak için epey bir dinlememiz gerekiyor. Nasıl oldu, neden oldu, nasıl yapılmış olabilir, hangi teknoloji kullanılmış olabilir gibi pek çok spekülasyon da var tabii. Soru işaretleri çok olan bir konu. Ben hemen size sormak istiyorum. Şimdi gelen bilgiler ışığında tabii bu saate kadar artık çok fazla haber de paylaşıldı nasıl olabileceğine dair ama bu saldırı sizce nasıl gerçekleştirilmiş olabilir? Pek çok ihtimal üzerinde duruluyor ama baktığımızda bir çağrı cihazı ve böylesi peşi sıra eş zamanlı yaşanan patlamalar sonrasında hakikaten de kanlı bir saldırıya dönüşmüş durumda. Ne dersiniz siz? Ben verdiğim eğitimlerde hep şunu anlatırdım. Eski teknoloji bizim başımıza çok büyük iş açacak diye. Çünkü eski teknoloji bir yenisi çıktığı zaman eskiyle daha çok da fazla ilgilenilmiyor ve arka tarafta kalıyor. İşte birileri de bu eski teknolojiyi tercih ettiği zaman maalesef bu tarz olumsuz sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Yani burada benim en çok bu olayda yine bir gördüğüm, bir tek benim değil sanırım bizim devletimizin de bütün devletlerin de gördüğü şey olacaktır. Kendi teknolojini geliştiriyor olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunun da bu olaylarla birlikte altı net bir şekilde çizildi. Evet, birçok iddia var. Bu iddiaların başında da üretim aşamasında bu bomba düzenekleri konulmuş olabilir ya da şırıngayla likit olarak da içerisine konup uzaktan ısıtılmış olabilir gibi birçok senaryo var. İlk olay olduğu zaman zaten iki seçenek vardı. Ya cihazlar patlamıştı, içinde bir düzenek yoktu. Ya da o düzenek uzaktan tetiklenmişti. Onun tetiklendiği artık netleşti. Ve benim tahminimce bu tedarik zinciriyle alakalı ciddi bir sıkıntıyı gösteriyor Zehra Hanım. Yani tedarik zincirinin geldiği bir noktada ciddi bir ülke ciddi bir zafiyet yaşıyor. Çünkü fabrikadan bir ürün çıktığı zaman o çok fazla kalite kontrolden, çok fazla banttan geçiyor. Yani o üretim aşamasının içerisinde ben çok olduğunu zannetmiyorum ama bir pil düzeninin hızlı bir şekilde değiştiriliyor olması sevkiyat aşamasında da gerçekleşmiş olabilir, ülkeye girdikten sonra da gerçekleşmiş olabilir. Hatta bu cihazların teslimatını yapan bir işbirlikçi ise içeride, onlar tarafından da gerçekleşmiş olabilir. Dünyanın gördüğü en enteresan siber saldırılardan bir tanesi bu. Çünkü siber saldırıların yönünü değiştirdi. Hibrit bir saldırıdan bahsediyoruz şu an. Fiziksel olarak cihazlara müdahale edilip teknik olarak da uzaktan patlatılan cihazlardan bahsediyoruz. Görüntüler izlendiğinde ve görüntüler incelendiğinde görünen şu, uzaktan bu tarz cihazlar nasıl çalışıyor? Çok kısa aslında onu anlatayım. Patlama çok daha netleşecek. VHF ya da UHF bandını kullanabildikleri gibi, yani radyo dalgalarını kullanabildiği gibi haberleşmek için bu tarz cihazlar temel baz istasyonlarını da kullanabiliyor ve çok eski cihazlar, teknolojileri çok eski. Yani herhangi bir bölgeden bu cihazlara ulaşabilmek için yayın yapılabilir. Bu cihazlar da temel olarak birbirlerine mesaj göndermek, toplu mesaj göndermek ya da hedefe bir mesaj göndermek şeklinde sadece tekst mesajlar gönderilerek çalışıyor. Patlama öncesinde bir ses duyulmuş olması, bu sesin arka tarafta düzeneyi tetikleyen ses olduğu ve bu yayınların da bir uzak bölgeden yapıldığı aslında çok net. Yani sistemin hacklenmesi de gündemin içerisinde ve fiziksel olarak bu cihazlara müdahale edilerek siber saldırının aslında alt zemininin hazırlanmış olması da yani hem bizim sektör için hem de dünya için de bir ilk olarak karşımıza çıktı. Peki Osman Bey, sinyal sesinden bahsediliyor evet ama şimdi bu araçlar, bu çağrı cihazları ısınıp patlıyorlar. Bu nasıl sağlanıyor? Şimdi uzaktan böyle bir müdahale yapılabilir mi? Yani böylesi bir hakikaten de çok fazla çağrı cihazında bu gerçekleşmiş de duyulduğu gibi, belirtildiği gibi patlamadan önce bir de sinyal sesi var sizin de belirttiğiniz gibi ama ısınması nasıl sağlanabiliyor? Şimdi bu da çok merak ediliyor ve kulağa böyle sanki çok olmayacak bir şeymiş gibi de geliyor ama yaşandı. Evet. Evet, çok olmayacak bir şeymiş gibi geliyor, kabul ediyorum. İmkansız olan bir şeyden bahsetmiyoruz ama ben de ısınarak yapıldığını çok düşünmüyorum. Çünkü ısıtma bir süreç. Yani birdenbire ısıtmanız lazım ve o boyutlarda bir ısıyı da artık cebinde taşıyanların da hissetmemesi bana biraz şey geliyor, ütopik geliyor. Yani uzaktan tetiklenerek patlatılmış olması olası ama ısınma olasılığı üzerine konuşuyor olursak 2000 yılı öncesinde geliştirilen birçok bilgisayar virüsü vardı ve bu virüsler işlemcinin çok fazla çalışmasını sağlıyordu. Ve çok aşırı çalışan işlemci, soğutucu kapasitesinin çok çok üstünde ısınan işlemci de patlayabiliyordu ya da yangın çıkartabiliyordu. Tabii ki bir ateş, bir ısı, bir patlayıcının tetikleyicisi olabilir. Bu cihazların çok eski cihazlar olması,
bünyelerinde çok fazla siber zafiyet barındırıyor olması ve çok çok uzun yıllardır bu cihazlar üzerinde çalışılmadığı için bu güvenlik açıklarının kapatılmıyor olması yine uzaktan bir sinyal gönderilerek cihazın ısınmasının sağlanmasına neden olabilir. Hatta bir o cihazın ısınması bizim bug dediğimiz cihazın bir hatası da olabilir. Hani bünyesinde barındırdığı bir hata da olabilir. Birçok farklı şey olabilir ısınmayla alakalı. Isınma teorisi kesinlikle ütopik değil. Gerçek olma olasılığı çok çok yüksek. Ama daha akla yatkın olanı o sinyal taklit edilerek bombanın o küçük bomba düzeneğinin tetiklenmesi sanki birazcık daha teknik akla daha yatkınmış gibi görünüyor. Peki o sinyal sesi niye gelmiş olabilir? Çünkü herkes de duyulduğu da ifade ediliyor bu da iddialar arasında. Daha çok zarar vermek için. Çünkü sinyal geldiği zaman bu cihazlar şöyle çalışıyor. Siz mesaj geldiğinde ne yapıyorsunuz? O cihazı elinize alıyorsunuz ve bakıyorsunuz. Yaralananlara bakıldığı zaman ya yüz bölgelerinde ya eller parçalanmış ya da çıkartmaya fırsatı olmayanlar sesten sonra belleri ya da ceplerini koyanlarında o kalp bölgesinde ciddi hasarlar var. Yani o sinyal sesi de çok arkada zekice kurgulanmış olabilir düşüncesindeyim. Zararın boyutunu çok çok daha üst noktalara çıkartmak için ve çevreye de zarar verebilsin diye fiziki olarak siz o cihazı elinize aldığınızda ki ortalama zaten şu boyutlarda bir şeyden bahsediyoruz. Cihazı elinize aldığınızda etrafınıza da zarar veriyor olması için bir mesaj uyarısıyla birlikte gelmiş olabileceği gibi sinyalle birlikte doğrudan tetiklenmiş de olabilir. Yani sinyal aslında çok hesaplanmamış bir şey olabilir bu tarz bir etkisi. Yine tetiklenme için de kullanılan bir durum olabilir sinyal. Şimdi tabii şöyle çok konuşuluyor tabii Mossad, yani İsrail'in böyle teknolojiler ürettiği zaten biliniyor. Evet. Ama şöyle bakacak olursak yani bu aslında Mossad bunu 3 ay önce yerleştirdi de şimdi patlattı da işte saldırı farklı bir boyut kazansın diye bu şimdi bu zamanda yapıldı falan deniyor ama siz ne diyorsunuz? Yani gerçekten de 3 ay önce yerleştirilmiş olması ihtimali güçlü olabilir mi? Ve bu çağrı cihazları hangi bölgelerde, o bölgede özellikle çok mu ağırlıkta kullanılıyor, hangi amaçla kullanılıyor bunu da aktarırsanız sevinirim. Elbette. Şunu anlatıyordum ben. Siber güvenliğin, daha doğrusu siber saldırının felsefesinde saldırıyı başlatıp beklemek diye bir şey vardır. Yani o birdenbire saldırmazsınız. Bunu biz şeyde gördük. Alışveriş sitelerinin hacklendiğinde de yani o doğrudan anında olan bir şey değildir. Orada en doğru zamanı bulmak diye bir şey var. Bu saldırıda da en doğru zamanı bulmak diye bir şey olduğuna kesinlikle eminim. Çünkü bu önceden planlanmadan yapılabilecek gibi bir şey değil. Yani normalde bir siber saldırı, normal şartlarda bir siber saldırı için bilgisayarınızı kucağınıza alırsınız, saldırırsınız. Yani temel olarak çok basit bir şeydir eğer o teknik bilgiye sahipseniz. Ama burada cihazlar üretilecek, cihazlar ulaştırılacak, cihazların içerisine bir düzenek konulacak ki az önce Sayın Bakan da söyledi. Yani o ısınarak yapılması olasılığının küçük olduğunu düşünüyoruz. Ama bir şey tetiklenerek patlatılmış olma olasılığı çok yüksektedir. Yani burada o tetikleme mekanizmasının içerisine konulması, sistemin hacklenmesi falan burada çok ciddi bir senaryo var ve iyi çalışılmış bir senaryo var. Yani bu benim de kanaatim uzun süredir planlanan ama zaman olarak da bugünün daha doğrusu dünün tercih edildiği bir saldırı oldu bu. Ve bir hibrit saldırı olarak da hayatımızın içerisine girmiş bulundu. Ben ikinci sorunuzu unuttum bu arada. Yani bu çağrı cihazları tabii biraz daha ilkel kaldığı için bizim ülkemizde hemen hemen çok dedi mesela bakan konuşmasında. Evet, özellikle evet. O bölgede çok mu kullanılıyor, hangi amaçta kullanılıyor, hangi bölgelerde tabii daha geniş bakacak olursak coğrafi olarak hangi bölgelerde daha çok kullanılıyor bunu sormak istiyorum size. Sonra bir sorum daha olacak. Elbette bu cihazların temel olarak özelliği bilgi aktarımı ve yazılı bilgi aktarımı. Aslında yani düşmanınız İsrail ise bu konularda biraz hassas olmak gerekiyor. Onlar tek bir yönüyle gördü bence Lübnan bu konuyu. Yani gördükleri tek tarafı da bu cihazlar çok eski, bu cihazlar takip edilemez, yazışmalarımız okunamaz. Çünkü akıllı cihazlarda her türlü erişimin sağlanma potansiyeli yüksek. Zaten kimlerin ürettiği belli, yazılımları da kimlerin ürettiği belli. Ama bu böyle dummy cihazlardaki teknik olarak da şu ifade kullanılır, aptal cihaz denir bunlara. Bu tarz işlevselliği çok düşük olan cihazlarda güvenliğin daha iyi olduğu düşünülüyor. Ama yanıldıkları nokta şu oldu, bunlar çok eski cihazlar ve teknoloji olarak çok eski. Yani bünyelerinde çok fazla
siber zafiyeti barındıran cihazlar ve bu siber zafiyetlerden yararlanılarak zaten bu felaket gerçekleştirildi. Nerelerde kullanılıyor? Kritik bölgelerde kullanılıyor benim gözlemlediğim. Yani kritik kişilerin birbirleriyle iletişim halindeyken söyledikleri sözlerin takip edilmemesi gerektiği kişiler bu tarz cihazları kullanıyor gibi bende bir izlenim yarattı. Yani halkın genelinde hepimiz bununla haberleşelim gibi bir durum yokmuş gibi görünüyor. Sanki belirli niş bir kesim var ve bu kesim sadece bunu kullanıyormuş izlenimini aldım. Ama tabii yani olay soruşturması sonrasında çok daha netleşecektir buradaki durum. Peki bunu cep telefonlarına uygulamak mümkün müdür? Yani evet, cep telefonları belki daha sistematik, daha modern, daha teknolojik cihazlar, kimin nasıl yaptığı çok daha net ortada, ama cep telefonlarına da aynı bu şekilde bunu uygulamak, entegre etmek mümkün olabilir mi? Evet, mümkün olabilir. Hatta bence cep telefonlarına böyle bir şey entegre etmek çok çok daha kolay olacaktır. Çünkü uzaktan erişim sağlanıyor, sürekli online. NFC gibi bir teknolojiye sahip ki NFC çok uzak dalgalarda da çalışır aslında. Biz hepimiz böyle bir dokunduğunda çalıştığını düşünüyoruz. Üzerinde Wi-Fi var, üzerinde Bluetooth'u var. Yani erişim sağlayabileceğiniz telefona o kadar çok şey var ki. Yani fiziksel olarak o telefonun içerisine takılan bir bomba düzeneğinin çok hızlı bir şekilde aktif hale getirilmesi çok çok daha kolay. Yani bu Lübnan'da yaşanan olaydan çok çok daha kolay olacaktır. İşte bu anlamda yerli teknolojinin önemi bu noktada zaten devreye giriyor. Bu aslında ülkelerin devlet başkanları başta olmak üzere bütün kabine ve devletle alakalı, orduyla ilgili kolluk, bunların tamamında çok hassas bir konudur. Ve onlar kutusundan açılmış telefonu hiçbir zaman kullanmazlar. O telefon kutusundan açılır, en minimum parçalarına kadar ayrılır, en minik parçalarına kadar. Sonra tüm kontroller yapıldıktan sonra tekrar montaj yapılarak teslim edilir. Yani bu aslında çok hassas bir konudur, çünkü telefonlar bir siber silaha çok çok daha rahat bir şekilde dönüştürülüyor olabilir.